neredeyse. Evet ya. Karın olmuyor böyle şeyler. Daha iyi, kimin ne dediği anlaşılmaz. Biz seninle konuşurken hep seninle, sana bakıyoruz. Merhaba, Mimarın Rengi Söyleşi dizisinde bugün Color Experience Room'da PIN Architects kurucuları Salih Küçüktuna ve Fikret Sungay'ı ağırlıyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi ağırlamak benim için oldukça keyifli. İşbirliğine inanan böyle genç, dinamik bir ekiple renk bağlamında sohbet etmek beni de çok heyecanlandırıyor doğrusu. 2014 yılında PIN Architects'i kurdunuz ve çok farklı tipolojilerde o günden bu yana ürünler verdiniz. Fakat biz tabii sizin kariyerinizde kırılma noktası olduğunu hissettiğim Çıtlık evinden sonra sizi biraz daha yakından tanımaya başladık. Ve neredeyse daha çok tek ev tipolojisiyle hep sizleri anar olduk. Siz bu konut tasarım sürecine nasıl bakıyorsunuz? Fikret, istersen seninle başlayalım. Şöyle, aslında tüm o bahsettiğin diğer disiplinlerden sonra burada biraz daha da uzmanlaşmak bizim için daha da keyifli oldu. Çünkü mimarlık isteyen kişiyle ve size bu amaçla gelen kişiyle birebir çalışıyor oluyorsunuz. 2 yıla yakın çalışıyorsunuz beraber. Tüm yapı, ilk günden yapıyı kullanmaya başladığı güne kadar geçen tüm o süreç. Beraberinde 2 yıl beraber. Dolayısıyla çok keyifli ve tatlı anlar yaşıyorsunuz. Sizle bir şey paylaşmak için geliyorlar ve siz bilginizi onlara aktarıyorsunuz, onlardan öğreniyorsunuz. Tüm süreç, tasarım süreci ve proje süreci beraber harmanlanıyor orada. Kişinin, kullanıcının kendisi için hayal ettiği imgeyle sizin mimari yaklaşımınızı buluşturmak zor oluyor mu? Nasıl bir süreç izliyorsunuz? Aslında zor olmuyor çünkü çok böyle ana katı çizgilerimiz yok. Evet, bizim bir tasarım kodumuz var, bir kimliğimiz var. Bu beğeniyle geliyorlar zaten. Dolayısıyla o hacimler, o mekanlar, o açıklıklar, doğayla birleştiği anları, yapının coğrafyayla örtüşmesi, tüm ana kriterler bunlar üzerinde şekilleniyor. Bazen bunları bilerek söylüyor, telaffuz ediyor. Bazen bilmeden aslında istediğinin ne olduğunu siz ortaya çıkarıyorsunuz. Ortak müşterekle buluşuyorsun. Harika. Aslında bu konut tasarımlarında çoğu zaman sadece kabuğu değil, yapı bileşenlerinin çoğunu, doğramayı, bazen mutfak dolaplarını, başka mobilyaları da tasarlıyorsunuz. Bazen hatta yatağın kendisini, yerini, gene bu ikon mimarlara biraz referans veriyorum ama neredeyse içerideki hayatı ve bu hayatın dokusunu da tasarlıyorsunuz. Zamanın etkisine karşı ya da işverenin tercihlerine karşı bu kararların direnmesini, yapının güncel kalmasını nasıl sağlıyorsunuz? Bu çabada renk ve dokunun bir işlevselliği var mı? Tek başına bir form olarak tasarlanmıyor bizim sistematimizde. Bizim işte yap, tasarla ve geliştir diye bir daha deneye dayalı bir üretim şeyimiz var, sistematimiz var. Bunun içerisinde de bu son şeyde, yani geliştirme aşamasında bu deneyler tekrardan en baştaki yap meselesine kadar bizi en başta tekrar götürebiliyor. Yani bizde tasarla, yap, geliştir diye bir şey yok. Bunu birazcık ortasını birazcık değiştirdik. Şimdi şöyle bir tuzak var orada. Eskime, yani zamana karşı dediğin gibi hem malzemenin, dokunun kendisinin eskimesi bir yana, hem de eğer bir trend olarak onu üretiyorsanız o trendin geçmesi gibi bir takım tehlikeler var. Bunlara karşı da eğer işin arka planında mimari kurgularken ki koyduğunuz şeyler daha zamansız bir takım kriterler üzerinden kurguluyorsanız mimarinizi, bence o tehlikenin bir kısmını bertaraf etmiş oluyorsunuz. Doğal malzemeler, renkler, dokular, bunlar çok önemli şeyler. Zor olan şey şu, en çok kullandığımız ama en çok zorlandığımız şey aynı zamanda renk. Yani çok kullanıyoruz ama mümkün olduğu kadar eninde sonunda elimine ede çok nötr renklere geliyoruz ki o bir kanvas yaratıyor. Yani o boş bir, aynen, bir vaz yaratıyor. İçerisinde birçok şeyi kendiniz de koyabiliyorsunuz. Bizden isteniyorsa biz de koyabiliyoruz. Biz koymayı çok seviyoruz tabii, kendimiz yapmayı, bütün elemanları. PIN Architects'i kurduğunuzda ortaklarınızdan biri heykeltıraş Emre Başoğlu'ydu. Aslında sadece bu bile sizin mimarlık ve sanatı nasıl ortak çalışan tek bir disiplin gibi gördüğünüzü gösteren önemli bir olgu.
önceki 5 yıllık süreçte bir takım deneysel işler üreten bir laboratuvar gibi kuruldu. Birkaç kişinin, işte Fikret, ben, Emre ve Güvenç Topçuoğlu vardı bunun içerisinde. Biz Biennale'lere ortak işler ürettik ve bir gün Emre ile birlikte işte yüksek tavanlı olsun çünkü heykel yapılacak içerisinde. İşte burasına biz ihtiyacımız şu kadar bir alan ihtiyacımız var derken Reşit Paşa'da çok güzel bir yer bulup tam ortasından da neredeyse ikiye bölüp uzun süre bir seneye yakın mimar ve işte heykel atölyesini birlikte yürüttük. Bu çok inanılmaz bir enerjiydi çünkü bir şeyin sizin yanı başınızda üretiliyor olması hissi, yani bunu şeye de bağlayacağım. Mesela üç boyutlu yazıcıları işte en çok kullanan mimarlık ofisiyiz ve sürekli kullanıyoruz ve onun mesela o üretimin verdiği bir şey var, bir enerji var. Bu işin bir kere bir psikolojisi var. Bir mesela renk psikolojisi diye bir konu var mesela. Yani mesela o alanlara biz daha çok ilgi duymaya başladık. Bir takım şeylerde işte renkleri nasıl gün ışığıyla kurgularız, işte onları nasıl mimariye adapte ederiz ve bu daha sonradan istediğiniz zaman değiştirebilirsinize dönmeden hani onun o yapının parçası nasıl olabilir diye. Bir de Seçkin Film de inanılmaz güzel işler yapıyor. Çok heyecanlı işler yapıyoruz. Yani o mimar ve sanatçı işbirliği zaten bizim hayalimizdi ve devam ediyor ayrı ayrı atölyelerde de olsa. Pin'in aslında bir Londra ayağı da var bildiğim kadarıyla. Bu durumda sizin İstanbul ve Londra'da iki merkeziniz var. Bu iki kent dışında dünyada sizleri etkileyen, önemsediğiniz, benim şehrim dediğiniz kentler var mı? Bu kentlere bizim için böyle bir renk metaforuyla bakmanızı istesek. Tokyo beni çok etkileyen bir kent. Çok farklı ölçek birbirinin iç içe yaşıyor. Yani evet bir yerde böyle çok yüksek yapılarla görüyorsunuz ama çok küçük böyle mistik bahçeler hemen dibinde beliriveriyor. Renk özelinde konuşursam mor. Yani Tokyo için. Evet. Peki tasarım dili olarak size ilham veren tasarımcılar kimler? Eskiden beri izlediğiniz, hayran olduğunuz, tavrını örnek aldığınız birileri var mı? İki tane var diyebilirim. Biri zaten Salih'le de ortak konumuz. Yani Salih onunla ilgili bir şeyde yaptı, seyahatte yaptı. Onu ben gerçekleştiremedim. İşte Zumthor'un yapıları var. Peki Jean Nouvel, Zumthor, bunların rengi var mı? Ne dersiniz? Bu ikonları renkle tanımlamaya çalışsak. Zor, Zumthor için cevap vermek bence zor. Zumthor doğadır aslında. Yani yansımadır o. Yani gökyüzü yeşil nasıl yansıyacaksa o odur yani bence. Nouvel daha kırmızı. Kırmızı mı siyah mı? Bence kırmızı. Aynı koyluktalar. Kırmızı ve siyah. Renklerin koyulukları falan. Aynen. Peki Pin Architects ne renktir? Yani biz Pin Architects'i siyah ve beyaz olarak kurduk. Böyle o ağırlıkta gidiyoruz şu anda, değil mi? Evet, siyah. Yani böyle işlere bakarsan gri aslında. Yani şimdi burada bir uygulama var, siyahtan beri tüm gradyan. Ya yani çok çok güzel ara renkleri olan bir şey. Yani o green tonları da öyle bir şey bizim için belki ama İkisi üzerinde çok güzel bir denge şey yakalayabiliyorsunuz. O gradyenti istediğiniz koyulara göre diğer renklerin koyuluklarını eşleştirebilirsiniz. Yani hangi rengi yan yana getirdiğinizde, renkleri yan yana getirdiğinizde uyumu aslında koyulukları veriyor. Koyuluklarına geçişler veriyor. Ve ikisi de çok veriyor. Zor renkler aslında. Tek başına evet. Çok teşekkür ediyorum. Benim için çok keyifli bir sohbet oldu. Vakit ayırdığınız, geldiğiniz için çok teşekkür ederim.